Merhaba herkese. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Havalar ısındı. Tam dondurma zamanı. Bugün de sizlere harika bir dondurma tarifim var. Bunun için 1 kilo portakal, 2 tane limon ve 2 su bardağı toz şekere ihtiyacımız var. 3-4 tane portakalı küçük küçük doğruyorum. Doğradığım portakalları bir kaba alalım. İki tane de limonumuzu küçük küçük doğruyoruz. Bunları aromasını versin diye kabuklarıyla birlikte şekerle ovacağız. Gerçekten çok güzel bir dondurma tarifi. Yani dışarıdan almaya değmez diyeceksiniz yaptığınızda. Harika bir lezzeti var. Ve çok da kolay. Göreceksiniz yaparken. Evet, şimdi de diğer portakalların suyunu sıkmak için ortadan ikiye bölüyorum. Bunların da suyunu sıkıp sadece sularını kullanacağız. Yani portakalı keserken bile o güzel kokusu ferahlatacak, inanın. Evet, şimdi sularını sıkalım hepsinin. Sıktığım suları da ekleyeceğiz kabımıza. Bu arada dondurmayı küçük kızım yapmak istedi. Ona yaptırıyorum. Evet, şimdi sıktığım suları ekliyorum. Üzerine 2 su bardağı toz şekeri ekliyoruz. Siz isterseniz şeker miktarını azaltabilirsiniz. 2 su bardağı, 1,5 su bardağı da yeterli gelebilir. Şimdi bunları iyice ovuyoruz. Portakal kabuklarının lezzeti iyice, limonun ve portakal kabuğunun lezzeti iyice artsın diye. Şimdi bütün malzemeleri elekten geçirelim. İyice sıkalım sularını. Kabuktaki tüm aromalar lezzetini versin. Şimdi kabımıza döküyoruz. Sıktığımız portakal sularını ve buzdolabına koyacağız. Yalnız ben kaba koydum ama kabım sığmadığı için sonradan kabını değiştirdim. Şimdi 4 saat bekledi. Bekledikten sonra şimdi blenderdan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bile kıvamı olmaya başlamış. Bunu güzelce blenderdan geçiriyorum. Ve tekrar 4 saat bekletiyorum buzdolabında. Bekledikten sonra tekrar blenderdan geçireceğim. Evet, 4 saat beklettikten sonra tekrar blenderdan geçirdim. Yavaş yavaş olmaya başlamış. Kıvam almaya başlamış. Ve 4 saat bekledikten sonraki hali gerçekten çok güzel oldu. Yani ben bile bu kadar güzel olacağını tahmin edemedim. Şöyle gösteriyorum. Bakın kıvamına. Kaşıkla bile zor çıkıyor. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam almış. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Çok güzel, çok lezzetli bir dondurma oldu. Özellikle portakal ve limon aroması harika. Görüyorsunuz kaşıkla bile çıkartırken nasıl kıvam aldığını. Evet arkadaşlar, dondurmamız bu kadar. Lezzeti harika olmuştu. Bunu anlatmaya gerek yok. Siz yapınca, tadınca göreceksiniz zaten bu tarifle. Harika bir dondurma oldu. Tarifimi beğenmişsinizdir umarım. Evet, videolarım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videolarımı paylaşabilirsiniz.
beğenebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. Mutlu kalın.